Merhabalar. Tanrım yüzler var ama beni tanımayanlar için şöyle çok kısa bir kendimden bahsedeyim. Bir göğüs cerrahisi uzmanıyım. 2,5 yıl önce vegan oldum. Çok araştırıp vegan oldum. Veganlığın sağlığa faydalarını, hayvansal gıdaların zararlarını fark ettiğimde bunu herkesin bilmediğini, öğrenmesi gerektiğini düşünerek sürekli bir içerik hazırlama derdine düştüm. O gün bugündür de bazen hızlı, bazen yavaş serilerde içerikler hazırlıyorum. Sürekli olarak sağlık üzerine etkilerinden bahsediyorum. Artık bunlar zaten her yerde konuşuyorum. İnternette bunun kayıtları olduğu için bu sefer farklı bir konuşma yapalım diye düşündük. Bugün birazcık medyadaki vegan algısından ve medyanın veganlığa karşı olmasından bahsetmeyi uygun bulduk. Öncelikle tabii şuna gitmek lazım. Biz bir vatandaş olarak sağlık bilgilerimizi nereden alıyoruz? Yani ben kendi hayatımda örnek verirsem 38 yaşındayım. İşte okula gitmeden önce evde anne babamız bize işte süt içersen kemiklerin gelişir, boyunuzlar gibi telkinlerde bulunuyordu. Ve anne babanız sizin hayatta en güvendiğiniz insanlar büyük ölçüde. Onları yanlış söyleme ihtimali pek düşünmüyorsunuz. Sizi kandıracağını pek düşünmüyorsunuz. Daha sonra ilkokulda, ikinci sınıf hayat bilgisinde, dersinde size temel besin maddelerinin hep süt, yumurta olduğu söyleniyor ve bu bir kanun gibi beyninize yerleşiyor. Bundan sonra kim ne derse desin, hep süt ve yumurta yemezseniz sanki bir şey hep eksik kalacakmış gibi bir izlenim kalıyor sizde. Hatta sadece et, süt ve yumurta yerseniz aslında her şeyi yemiş olduğunuz ve çok sağlıklı olacağınız intiba da bırakıyor ki ben de 36 yaşıma kadar böyle olmuştu. Sebzeleri sevmiyordum, onları yemenin gerekli olduğunu bilmiyordum, doktor olmama rağmen. Bundan sonra tabii televizyonlarda işte filmler, diziler, reklamlar sürekli olarak nasıl sağlıklı olunca, ne yemeniz gerektiği size defalarca, günlerce, yıllarca anlatılıyor, gösteriliyor ve siz bu yalanın içine aslında ortak oluyorsunuz ve daha evde başlayan, o en çok güvendiğiniz insanlarla birlikte başlayan o kandırmaca sistematik bir şekilde devam ediyor. Sonra tabii işte gazete, dergi takip ediyorsunuz, köşe yazarları, kimi zaman doktorlar, kimi zaman internet ve sürekli olarak izlediğiniz reklamlar size neyin doğru olduğunu söylüyor. Ve tabii dediğim gibi yine doktorlar, yani belki muayeneye gittiğiniz zaman, çocuğunuzu doktora götürdüğünüz zaman bir hastanede veya bir televizyon programında veya internette benim gibi sürekli böyle konuşan boş boş laf üreten insanlar her yerde sürekli bir sağlık bilgisine maruz kalıyoruz. Tabii bunu sorgulamamız gereken şeylerden bir tanesi öncelikle kulaktan dolma bilgiler ne kadar güvenilir? Yani bu süt içmenin mesela kemiklere iyi geldiği, boyu uzattığı gibi bir bilgi ne zaman ve nasıl çıktı? Bu süt biliyorsunuz 13 bin yıldır insan doğasında var. Ve tabii sistematik olarak örneğin Türkiye'de ilk süt fabrikası 100 yıl önce bile yoktu. Yani bunlar çok yeni şeyler, bu kadar sistematik ve çok içilmesi. Marshall yardımları vardır biliyorsunuz. Amerika'nın fazla sütleri yardım adı altında Türkiye'ye göndermesi ve sütün aslında ne kadar sağlıklı olduğunu bize anlatması. Bu tabii aslında Türkiye'ye yapılan bir yardımdı ama unutmamız gereken bir şey var. Bu hayatta hiçbir şey bedava değildir. Yani siz belki bir içerik platformuna üye olup para veriyorsunuz ama bir de bedava kanalları izliyorsunuz mesela ama aslında bedava değil. Siz mutlaka onun bedelini ödüyorsunuz. Yani bu hayatta televizyon, gazete, belki bir konuşma, herhangi bir şey, hayatta hiçbir şey bedava olmadığını unutmadan yaşamamız lazım. Amerika tabii sadece diğer ülkelere sütü pazarlamadı, ihtiyaç duyulması gerektiğini söyledi. Kendi ülkesinde de bunu yaptı. Ve özellikle NBA yani Amerikan Basketbol Ligindeki yıldızları kullanarak işte süt içerseniz boyunuz uzun olur imajı verdiler. Gördüğünüz gibi burada da bir zürafayla yanında duruyordu. Tabii o zaman insan bunu pek sorgulamıyor ama aslında o 5 metreye ulaşan zürafa aslında süt içmiyor. Doğal olarak o boylara gelebiliyor. Tabii sadece basketle sınırlı kalmadılar. Tüm milli sporcuların, yani bu reklamları ararsanız Got Milk adı altında yüzlercesini görebilirsiniz. Aktörlerle, sporcularla, herkes bu reklamlara alet olmuş. Vermek istedikleri mesaj şuydu, bakın milli sporcular çok başarılı ve bundan süt içerek bu noktaya geldiler. Oysa bugün biliyoruz ki aslında yeni yayınlanan bir Game Changers belgeselinde de çok başarılı milli vegan sporcular da var.
Ve bunlar bebek olduktan sonra performanslarının arttıklarını, milli olduklarını ve rekoru kırdıklarını anlatıyor. Tabii ki vegan sporcuların oranı daha düşük olduğu için şu anda bunu daha az biliyoruz ama gün geçtikçe vegan olmanın sporcuların üzerinde de ne kadar etkili olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii televizyon şimdi yani en ana akım, en standart, en ortalama insanın bile hiç vazgeçmediği bir şey televizyon. Yani hiç dergi, gazete okumasa da, hiç internete girmese de herkesin evinde mutlaka televizyon var ve mutlaka televizyondan birçok bilgi alıyor. Televizyonun burada ne olduğunu tekrar düşünmemiz lazım. Ben bir televizyon kanalı açıyorsam, buradaki amacım hiçbir zaman, yani bir televizyon kanalı açan birisinin amacı hiçbir zaman millete akıl vermek, millete iyilik yapmak değildir. Eğer bu devletin bir televizyonu değilse, gerçi onlarda da değil ama buradaki amaç her zaman para kazanmaktır. Yani ben bu bir iş, ben bu işe giriyorsam bu işin içinde para kazanmam lazım. Nasıl para kazanmam lazım? İçerik üreteceğim, içerik üreterek insanları ekran başına çekeceğim ve insanların ekran başına çekme kozunu kullanarak insanların ekran başında olmasını isteyen reklam verenlere reklam satacağım. O zaman çok karlı bir iş. Ben insanları ekran başına bir şekilde tutmam lazım ki reklam verenlerden para kazanayım. Bu tabii ki şu anda böyle yürüyen bir sistem zaten. Televizyonlarda gördüğünüz bütün içerikler, diziler, haberlere kadar, filmler, belgeseller eğer o insanları ekran başında tutabiliyorsa var. Çünkü ekran başında tutabiliyorsa o diziye, o filme reklam alabiliyor. O diziye, filme reklam alabiliyorsa o diziyi yayınlıyor. Burada içeriğin ne olduğu televizyonun umurunda değil. Yani içinde kadın cinayeti mi var? Hayvanlara eziyet mi var? Sizin sağlığınızla ilgili ilgisiz bir şey mi var? Hiçbir şey umurlarında değil. Yani çok tek tük tabii istisnaları ayrı tutuyorum ama genel olarak televizyonun amacı insanları ekran başına tutmaktır. Bu sağlıkta da böyle. Şimdi birçok televizyonda sağlık programı da var. İnsanlar sanıyor ki televizyon sizin sağlığınızı, sağlıklı olmanızı istiyor. Aslında televizyon sizin sağlıklı olmanız, sizin sağlıklı olmanız televizyonun umurunda değil. Bunu nereden mi biliyorum? Bakın 2015'te bana gelen bir mesaj. Bir televizyon kanalı isimlerini kapattım. Televizyona çıkmak istersen bana bir program hazırlayacaklarını söylüyor. Benim yani doktor kimliği, o zaman ben abone değildim. Televizyona gelebilirsiniz. İstediğiniz seyirci size istediğiniz soruyu sorabilir. İsterseniz bir hastanız canlı yayına katılabilir. İsterseniz evden birisi bir soru soruyormuşçasına, bunları yer okursanız orada yazıyor. Soru soruyormuşçasına size bir soru yöneltebilir, size anlatmak istediğinizi anlatırsınız gibi. Sonra işte sunucularımızın milyonluk takipçileri var, orada biz bunları yayınlayacağız. Yani bilinirliğimiz artacak. 2015 fiyatları bir gösterim 3000 lira, işte iki gösterim iki kere çıkarsanız indirimli, üç kere çıkarsanız yine indirimli. Bakın 2015 fiyatları bir kere bir doktorun televizyona çıkması 3000 lira. Burada işini gerçekten namusuyla yapan doktorları tenzih ediyorum. Bu onların televizyonun bana gönderdiği bir mesaj. Aynen kopyalı. Bir abim vardı, o bana şöyle söylemişti, yani biz doktorlara abi diyoruz kremlerimize. Valla ayda bir çıkıyorum, bir aylık bana yetiyor. İşte 3000 lira, 5000 lira veriyor. Zaten 10 tane ameliyat yapsam birinden onu çoktan kazanıyor. Yani oradaki amaç sizin sağlığınız falan değil. Televizyona çıkıp sizin sağlığınızla ilgili doğru şeyler söylenmeyeceğini söylemiyorum, söylenebilir. Ama orada amaç sizin sağlığınız değil. Orada amaç doktorun reklamı, kanalın reklamı ve izlenebilir. Yani televizyon tabii o kadar etkili ki bu örneği koymadan geçemedim. Kuzey Kore'de tek bir kanal var, ulusal kanal ve onlar sürekli olarak dünya şampiyonu olduklarını, olimpiyatlarda altın madalya aldıklarını söylüyor. Bak internet olmadığı için Kuzey Kore'de bütün Kuzey Kore halkı bütün şampiyonlarda birinci olduklarını, bütün altın madalya onların aldıklarını sanıyor. Bu şaka gibi ama yani dışarıdan bize öyle geliyor ama yani şöyle hayal etmenizi istiyorum. Şu an mesela 30 yaşındasınız, 30 yaşınıza kadar hayat boyu A Haber izlediğinizi düşünün. Yani korkunç bir şey yani, şimdi gerçekten yükleşmemişsiniz. Sürekli öyle. Japonya'yı, yani ezeli rakiplerini, Japonya 7-0, Amerika'yı 4-0 ve Çin'de 2-0 gelmişler. Böyle bir maç bile yok artık. Sonra gelelim gazete ve dergileri. Gazete ve dergiler de en nihayetinde televizyon gibi bir kar için yapılan, bir yayınlanan bir mecra.
Sonuçta mutlaka ki içinde çok faydalandığımız yazılar, kişiler var ama eğer bir gazete kâr etmiyorsa satılmaz. Bu kadar basit. Yani hiçbir gazete idealist değildir. Mutlaka istisnaları vardır ama ben genelde ana akım ve hepimizin evine ya da çoğumuzun evine giren gazetelerden bahsediyorum. Bunun yani yakın zamanda da bir örneğini Şevlem'le yaşadık burada aramızda. Şevlem kendisi vegan Hürriyet'te çalışıyordu ve Hürriyet'te birçok vegan yazının yazılmasına da öneye boğulmuştu. Yakın zamanda Şevlem'i işten çıkardılar. Nedenini bilmiyorum. Belki kendi bahseder. Vegan olduğu için değildir umarım. Ama yani gerçekten doğruları söylemenin hiçbir önemi yok. Orada önemli olan senin çıkarına hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Özetle yine gazete ve dergilerde reklam satmak için yayınlanan mecralardır. Bakın burada bir tane dergi, içinden reklam sayfaları çıkarıldıktan sonra kalan sayfa sayısını görüyorsunuz. Yarısından az. Çok etkileyici bir görsel bence gerçekten. Daha çoğu reklam. Orada amaç sizi dergiyi aldırmak ve sizin okuyacağınız makaleye gidene kadar o reklamları görmeniz. Peki reklam diyoruz. Reklamlar ne kadar gerçek? Yani sürekli olarak internette, televizyonda, dizilerde yani her yerde reklamlara maruz kalıyoruz. Az önce demiştim ya hiçbir şey bedava değil diye. Siz bedava bir şey izliyor olabilirsiniz mesela ama mutlaka onun altında, yanında, arasında bir yerinde bir reklam geçer. Ve siz aslında onun bedelini öyle ödemiş olursunuz. Bu reklamlar ne kadar gerçek? Bakın yani reklamlarda özellikle yani süt endüstrisi bunu çok güzel yapıyor. İşte inekler çok mutlu, onlara kitap okumuyor. Onlar halay çekiyor, işte güzel inek, hep mutlular, oturuyorlar, dans ediyorlar, çok mutlular. Yani hep her şey onlar için olmuş gibi olsa aslında gerçekten öyle değil. Hep işte internet sitelerinde çizgi film gibi, inekler mutlu. Sürekli karikatürleri yayınlanıyor, işte sütünü verdikleri için çok mutlular, şakalar yapıyorlar falan. Kurban bayramında hele böyle iyice, yani espriler havada uçuşuyor. Neyse, gerçekler aslında burada dönüyor. Burada bakın hiç halay çeken inek falan yok. Böyle bir şey de yok. Yani işte inekler çalışıyor, kapıları açıyor falan. Hep insanlarda yaratılan algı aslında ineklerin mutlu olduğu. Özellikle burada hedef olan çocuklar yani. Büyükler tabii bunları yemiyor ama en azından yine de hayvanlara bir zarar gelmediği mesajı alttan veriliyor. Oysa orada olan şey aşağı yukarı böyle bir şey veya böyle bir şey. Tabii şimdi aramızda varsa bir süt fabrikasına çalışan, bizimkisi de öyle değil ama falan diyebilir. Tabii böyle değil, farklı bir şekildedir, yanındadır, bu tarafındadır. Yani bir şekilde bu hayvanlar tutsak, bu hayvanlar eceli gelmeden öldürülüyor, yani fazla doğurtuluyor. Tabii o vahşet görüntülerini koymadım özellikle ama az çok zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunların bir de tavuk versiyonu var, gezen tavuk. Bakın geziyor, çantasını eline almış. Geziyor, sanıyorsun ki şehir gezip yumurta dağıtıyor. Evlilikte onay veriyor ki yani benim yumurtalarım iyidir, benden alın gibi. Bu tabii aslında yine çok trajikomik bir şey. Özellikle bu tavuk ve yumurta sektöründe gezen tavukların daha makbul olduğu söylüyor. Yani aslında şu mesajı veriyorlar. Biz üzgün ve mutsuz tavukları değil, biz mutlu olan tavukları kesiyoruz gibi. İyice aslında saçma bir şey. Bu gezen tavuklar da, gezen tavukların kuralları var burada. Yani gezen tavuk dediğiniz için ama yavrular da oluşturuluyor. Mesela kümesin metrekareleri belli ama gezdiği alanın metrekaresiyle ilgili bir kısıtlama yok. Yani 1 metrekare de yapabilirsiniz ama genelde önerilen açık alanı 4 metrekare olması. Ama kümes içinde ki günlerini geçiriyor orada özellikle onlar da kurallara bağlanmış. İlk 10 günlerini 24 saat ışık alacak şekilde geçiriyorlar. Yani sanki bir nezarete alınmış ve sorguya çekilecek birisi gibi sürekli ışığa maruz bırakıyorlar işte mutlu olsun diye. Sürekli böyle taktik dersin, gezen tavuk deyince köyde geziyor, arada bir bana geliyor, yumurtasını bırakıyor gibi hayal ediyorsunuz ama hayır, onların kriterleri var ve hep minimum düzeyde onları sağlamanız gerekiyor. Bunlar besi tavukçuluğunun tavukları, bunlar da işte yumurta tavukçuluğunun tavukları. Burada tabii internet sitelerine baktığınız zaman çok güzel, ferah içerisinde gözüküyor ama gerçekte öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Peki bu reklamlar yayınlanıyor. Peki reklam nedir? Yani reklam normal şartlarda olması gereken reklamın sizi ikna ediyor olması gerekir. Pazarlandığı ürünü almanız için sizi ikna ediyor olması gerekir ama Türkiye'de ve dünyada hakim görüş sizi ikna etmek yolunda değil, sizi kandırmak yönünde. Mesela ben desem ki bizim komşu Loğusa şu anda süt veriyor, onun sütünden yoğurt yaptık. Yer misiniz desem eminim ki hiç kimse yemez. Ama hiç bilmediğiniz Bursa'daki bir fabrikadaki bir ineğin
memesinden çıkan sütten bir peynir yapıyoruz desek hiç kimse bunu sorgulamaz. Çünkü bu görseli kimse görmüyor ki. Herkes bu görseli görüyor. Herkes bunun ona güç vereceğini, protein sağlayacağını, ondan sağlıklı yapacağını, hele ki daha doğduğu günden itibaren annesi babası tarafından ona söylenmiş süt içersen güçlenirsin, kemiklerin güçlenir lafını düşünerek, aklına getirerek bu süt nereden gelirse gelsin sorgulamıyor. Ben 38 yaşındayım, 36 yaşında vegan olduğumda ineklerin sadece hamile olduğunda süt verdiği hiç aklıma gelmemiş 36 yıl boyunca. Yani sektör öyle bir çalışmış ki bu aklınıza getirmiyorsunuz. İneğin bir memeli olduğunu biliyorsunuz. Memelilerin sadece hamilelikten sonra yoğun sağlıklı süt verdiğini çok iyi biliyorsunuz. Ama o iki bilgi asla birbiriyle birleşmiyor. Çünkü sistematik bir komplo var ve siz o sütü hep bardakta görüyorsunuz. İnekler hiç inekli veya işte ineğin memesinden emilirken görmüyorsunuz. Sigara reklamları mesela yasaklandı. Biliyorsunuz artık yok. Alkol reklamları da yasaklandı. Marlboro adının hikayesini biliyorsunuz artık. Kamyon mal olduğu için marka adını koymaktan çekinmedi. Marlboro adamı yıllarca sigara reklamlarında oynadı ve kendisi akciğer kanserinden öldü. Akciğer kanserinin ölüm döşeğindeki açıklama yapmak istedi. Sigaranın zararlı olacağını ve bunu söyletmediler. O yüzden bununla ilgili bir bilgimiz yok ama işte yakışıklı, güçlü erkeklerin sigara içeceği imajı yıllarca da hala bu fotoğraflarla paylaşılıyor. Sigaranın zararlı olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Ona rağmen hala satılıyor. Peki sigaranın sağlığa zararlı olduğunu nereden biliyoruz? Annemiz söyledi, evet, öğretmenimiz söyledi, evet ama güvenilir mi? Soru işareti. Bunu kim söylüyor? Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu en yetkili kurum Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü sigaranın akciğer kanseri dışında birçok organın kanseri yaptığıyla ilgili yeterli kanıt olduğunu söylüyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor ve biz sigara reklamlarını yasaklıyoruz, üstüne de sigara öldürür diye yazıyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü sadece sigara zararlıdır demiyor. Sadece alkol zararlıdır demiyor. Tütsülenmiş balık ve işlenmiş etin de birinci derecede kanser yapıcı içerdiğini söylüyor. Haberiniz var mı? Yok. Ama televizyon açtığınızda sucuklu yumurta reklamı görüyorsunuz. Sucuklu yumurtayla sigara arasında size vereceği zarar ve kayıplar açısından hiçbir fark yok. Sigara ne kadar akciğer kanseri yapıyorsa sucuk da o kadar bağırsak kanseri yapıyor. Bunu ben demiyorum, öğretmenim demiyor. Bunu Dünya Sağlık Örgütü yüzlerce, binlerce çalışmaya bakarak söylüyor. Biz tabii sigarayla savaşıyoruz. Ben özellikle göğüs cerrahı uzmanım olarak benim ana düşmanım sigara ve sigaranın yarattığı hastalıklar. Sigara dünyada 7 milyon insanın ölümünden sorumlu. Bir insan akciğer kanserinden ölünce, eğer sigara içiyorsa diyoruz ki sigara içiyordu, o yüzden öldü. Veya koahudilere evresinden veya sigaraya bağlı herhangi bir şeyden ölürse böyle diyoruz. Çok sigara içiyordu zaten, biliniyor. Ama bu dünyada, şu anda ve yıllardır insanı en çok öldüren sebep sigara değil. Kalp ve damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları. Bunlar bakın 2015 verileri. 15 milyon insanı öldürmüş damar tıkanıklıkları. Peki bir insan kalp krizinden öldüğünde ne diyoruz? Kader diyoruz. Babası da zaten kalpten gitmişti diyoruz. Zaten dedesi de kalpten gitmişti diyoruz. Zaten çok kötü, çok sigara içiyordu diyoruz. Bir şey diyoruz. Hiçbir zaman yediklerimizi sorgulamıyoruz. Yani o akciğer kanseri, sigara bağlantısı beynimizde yer etmiş ama kötü beslenme, doğmuş yağdan yüksek, trans yağdan yüksek beslenme ve damar tıkanıklıkları arasındaki bağlantıyı sizin görmemenizi sağlıyorlar ve hayata devam etmenizi sağlıyorlar. Bir de bu hastalıklardan ölmeyin diye tonlarca ilaç da satılıyor ve biz de alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz. Yani kolesterolümüz yüksek, sürekli et yiyoruz ama kolesterol düşürücü ilacımızı alıyoruz ve ölmeyeceğimizi sanıyoruz. Oysa bu gerçek değil. Oysa bugün yoğun bakıma gittiğinizde ölmek üzere olan, yani koroner yoğun bakım, kalp yoğun bakıma gittiğinizde bu insanların çoğu zaten bu ilacı kullanıp kolesterolünü düşürmüş demek ki yetmiyor. Sonra Karatay'da çıkıp diyor ki ölen insanların kolesterolü yüksek değil yarısı. Evet değil. Çünkü tek sebep kolesterol değil. Kolesterolünüz düşükken de ölebilirsiniz. Çünkü yedikleriniz vücudunuza, yani kolesterol bir sebep değildir. Kolesterol yüzünden ölmezsiniz. Kolesterol bir sonuçtur. Nasıl kalp krizi bir sonuçtur? Kolesterol yüksekliği de bir sonuçtur. Kolesterol yüksekliği bir sebep değildir. Kolesterolünüz yükselmeden de ölebilirsiniz. Damarınızın tıkanması için kolesterolünüzün normal adredilen seviyenin üstünde olmasına gerek yok.
Bu noktada da bir sağlık bilgilerini daha çok doktordan almaya yöneliyoruz ve doktorların güvenilir mi sorusu akla geliyor. Bakın bunlar Türkiye'nin en çok güvendiği, biliyorsunuz ama gerçekten yani bu odaya için olmayabilir ama Türkiye'nin en çok güvendiği doktorlar bu isimler. Yani bu isimlere güveniyoruz biz. Örneğin Osman Müftüoğlu, şimdi yani Osman hoca diyeceğim çünkü gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde bir hocaydı ben tanıdığımda. Bir profesör kesinlikle bildikleri benim bildiklerimin 10 katıdır, belki daha fazladır. Gördüğü hasta sayısı, tecrübeleri benimkine 100 katıdır. Benim bildiklerimden daha fazlasını kesinlikle biliyordur. Ama televizyona çıktığınızda, gazeteye çıktığınızda işler değişiyor. Neden? Çünkü gazetede diyor ki, balıkta civa tehlikesi var. Ama sonra bir bakıyorsunuz, ton balığı reklamında oluyor. Şimdi, Osman Müftüoğlu hoca güvenilir mi değil mi? Karar sizin. Sonra Yavuz Dizdar, yani abi diyeceğim çünkü şahsen tanıyorum Çapa'da. Birlikte ortak hastalığı takip ettik. Yavuz abi bir de özel sektörde de çalışmıyor. Yani öyle bir getirisi, geliri de yok. Ama bir gün inekler için ağlıyor. Yani yavrusunu sütten kesiyorlar ki o süt işte biz içelim diye. Böyle bir görüntüyle ağlıyor. Ertesi gün çıkıp yavru koyunların, yani daha bir işine gelmemiş kuzuların kokoreçinin yenmesi gerektiğini söylüyor. Bu televizyonun bir oyunu. Ben Yavuz abiyi yani şahsen neredeyse tanıyorum ve Yavuz abi eminim ki çoğu vegandan bile sağlıklıdır. O kadar çok sebze yiyor ki, o kadar düzenli besleniyor ki, kendine o kadar iyi bakıyor ki. Ama Yavuz Dizdar'ı dinleyen insan gidiyor kokoreç, onun arkasından işkembe çorbası yiyor. Ondan sonra eve geliyor, pirzola yiyor. Yani ne bulursa yiyor çünkü o doktorun güvenini alıyor. Aslında o öyle yapmıyor. Yine böyle birisi daha var, Karatay. Karatay eminim ki çoğumuzdan sağlıklıdır. Her gün işe yürüyor. Yazın 3 saat yüzüyor. Bunu hep artık o kadar çok konuşuyorum ki, onu birebir tanıyanlar, komşularından o kadar çok üyeli aldım ki, o kadar sağlıklı yaşayan bir insan ki, biz bir tek lahmacunun yediğini biliyoruz. Aslında çoğumuzdan daha fazla spor yapıyor ama onu izleyen insanlar yapmıyor. Yani hayvansal gıda yeme spor yapın anlamında demiyorum ama bu insan çıkıp hayvansal gıdaları savunuyor ama kendisi bambaşka bir hayat yaşıyor. Belki et az bile yiyordur. Bir sürü kitabı var. Bu kitapların hepsi zayıflamakla ilgili. Karatay çok güzel zayıflatıyor. Zayıflamanın çünkü onlarca yolu var. Zayıf olmak demek, sağlıklı olmak demek değil. Benim sürekli insanlarla tartıştığım konu bu. Ben insanlara bu beslenmenin sağlıksız olduğunu söylüyorum. Onlar bana ama biz kilo verdik diyor. Sanki ölen insanların hepsi çok şişman, hepsi yani obezmiş gibi. Hayır. Gayet zayıf insanlar da ölüyor. Yani biz mesela bazen bir hastayı ameliyat ediyoruz. Daha önce bir hastalığınız var mı? Yok. Kulağınız ilaç var mı? Yok. Kolesterolünüz düşük. Daha önce hiç doktora gitmemiş. Ama 50 yaşında hiç beklenmedik bir hastalıkla karşılaşmış. Örneğin. Yani o yüzden sağlıklı olmak demek, check-up sonuçlarımızın normal olması demek değildir. Sağlıklı olmak demek, zayıf olmak demek değildir. Tabii ki sağlıklılar daha çok zayıf olma eğilimindedir ama bu onun bir garantisi değil. Yani tıpkı her şişman sağlıksız değildi. Yani mesela Demirel 80 küsur 90 yaşında ölüyor, her zaman şişmandı. Niye 50 yaşında ölmedi? Muhtemelen sağlıklı bir şişmandı, bilmiyorum. Tamamen spekülasyon yapıyoruz. O yüzden Karatay her zaman televizyon programları çıktığı zaman önünde tonlarca kitap olur. Dikkat edin. Sürekli onu bu kitapları gösteriyor. Bakın burada diyor ki gluten şöyle. Bakın burada diyor ki o kitapları ben aldım okudum. O kitaplar tıpkı kendisi gibi ülkelerinde reklam yapmak isteyen doktorların yazdığı kitaplar, bilimsel kitaplar değil. Yani adam çıkıyor, bir tane çalışma buluyor. Yani kitaplarda referans verilen bilimsel çalışmalar da var. Ama bir ya iki tane ve o çalışmaların hiçbir kanıta dayalı bir tarafı yok. O çalışmalarda tamamen çıkarımlar ve varsayımlar üzerinden glutenin zararlı olduğu söylenmiş ve adam kitap yazmış. Karatay'ı da alıp, işte bakın bu kitapta yazıyor diyor. İnsanlar da koskoca profesör yalan mı söyleyecek diyor. Zaten annem de bana demişti süt içmek faydalı diye. Bir anda o arada bir duyduğu, kendi alışkanlıklarıyla ilgili duyduğu kötü fikirleri bir anda tersini duyunca et yemekten, süt içmekten vazgeçiyor. Ve tabii haberler var, bunları çok sık duyuyorsunuz. Sürekli olarak vegan karşıtı haberleri görüyoruz. Burada bakın bebeğin gelişini duran vegan anneye dava ne yapmış? Çocuğuna meyve ve fındık vermiş, yani çocuğunu aç bırakmış. Sonra 5 aylık bebeklerini işte vegan çift ölümüne sebep oluyordu. Neden? Çünkü lapayla beslemişler, yani çocuğu aç bırakmışlar bile.
Onun dışında Avustralya bebeklerin vegan besleyen çift yargılanıyor. Neyle beslemişler? Yine çocuğa hiç sebze vermemişler mesela. Saçma saçma kendilerinin uydurdukları bir diyeti uygulamışlar. Bu en komik, vegan çiftlerin bebeklerinin velayeti alınıyor. Neden? Çünkü çocukları kalp hastası ve ilaçlarını vermemişler çocuğa. Çocuk kalp hastalığı artmış, büyüyememiş. Haberin devamını okuyorsunuz. Vegan beslenmenin zararı olmadığı, hatta İtalya'da %3, nüfusun %3'ünün vegan beslendiği yazıyor. Ama siz başlığa bakıyorsunuz. Vegan çiftin bebeklerinin velayeti alınıyor. Bu haber beyninizin kazanıyor ve diyor ki, evet, herkes haklıymış, Suat yanlışmış. Ben et yemeye devam edeceğim. Oysa haber bile aslında sizin söylediklerinizi desteklemiyor. Yine son zamanlarda çıkan bir yazı, vegan beslenenlere kritik uyarı, kolin alamıyorsunuz. İşte yumurta pazarını desteklemek için, yumurtada çok kolin olduğu için yumurta yenmesi gerektiğini söyleyen ve aslında gerekmeyen bir yazı da. Ve bunların sonuncusu da yine vegan beslenmek inme riskini arttırıyor. Bunu örnek olarak detaya gireceğim. Çünkü sürekli olarak basında yapılan bilimsel çalışmalar referans gösterilerek insanlara bir şeyin ne kadar kötü olduğu gösterilmeye çalışıyor. Bakın haberin başlığı vegan beslenmek inme riskini arttırıyor. Ama bu çalışma, Epic Oxford çalışması, çalışma detayına girdiğiniz zaman bir kere çalışmada veganlar yok, vejetaryenler var ama önemli değil. Yani ben ya da vejetaryen olmayı savunmamama rağmen çalışmayı okumaya devam ediyorum. Ve vejetaryenlerin daha az inme geçirdiğini, vejetaryenlerin aslında çok sağlıklı olduğunu söylüyor çalışmada. Yani okursanız görürsünüz. Ama et yiyenlerle et yemeyenleri karşılaştırmanın doğru olmayacağını, çünkü vejetaryen grup o kadar sağlıklı ki tansiyonları düşük, kolesterolü düşük, çoğu açıdan daha az sigara içiyorlar. Bu kadar sağlıklı insanla bu kadar sağlıksız et yiyeni karşılaştırmayız deyip bunların içinde bu gruba denk sağlıksızları alıyorlar ve diyorlar ki işte yakaladık. Vejetaryen grubunda daha fazla inme var. Bakın haberin başlığı neydi? Vegan beslenme inme riskini arttırıyor. Aslında çalışma ne diyor? Sağlıksız vejetaryenlerde daha fazla inme gözüküyor. Bir kere birinci sıkıntı, veganlıkla alakası yok bu çalışmanın. İçinde de insanlar da var ama on binlerce vejetaryen var. İkincisi, burada bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Bu insanlar vejetaryen beslendiği için inme olmamış. Bununla ilgili zaten yazının içinde detayında var. Bir sebep-sonuç ilişkisi yoktur diyor. Bakın bunu şöyle bir örnekle anlatabilirim. Bu salonda veya sokakta 50 tane çakmak taşıyan ve 50 tane çakmak taşımayan insanlar alalım ve 40'ını izleyelim. Çakmak taşıyan insanlar eminim daha erken ölecektir. Akciğer kanserinden, başka bir kanserden, KOAH'tan vesaire. Peki 40 yıl sonra şöyle diyebilir miyiz? Çakmak taşımak erken ölüm riskine sebep olur. Çakmak taşımak sizi öldürür. Doğru mu? Değil. Bu tamamen bir tesadüf. Yani çakmakla, yani yine çakmak sigara ile ilişkili. Onu geçtim. Ama bir de bunun daha trajedisi var. Bu 2000'lerde yapılmış komik bir çalışma ama gerçekten bilimsel dergilerde yayınlanmış. Venedik'teki su seviyesi İngiltere'deki ekmek fiyatları yüzünden artıyor demiş. Çünkü almış Venedik'teki su, yıllık su seviyelerini yazmış. İngiltere'deki ekmek fiyatları demiş, ikisi de artıyor. Demiş ki işte Venedik'teki su seviyesi ekmek yüzünden artıyor. Diyemez misiniz? Az önce veganların inme riskini arttırıyor dedikleri tamamen bunun üzerine. Bu en bombası. New England Journal of Medicine, dünyanın en prestijli tıp dergisinde yayınlanmış bir yazı. Çikolata tüketiminin artması Nobel kazanma ihtimalinizi arttırıyor diyor. Hakikaten de en fazla çikolata tüketen ülkelerde Nobel kazanma ihtimali çok fazla. O zaman hepimiz çikolataya başlayalım. Mutlaka birimiz Nobel'i kazanırız. Yani buradan bu sonuç çıkıyor mu? Hayır. Ama o çalışmalarda bu sonucu çıkartmaya çalışıyorlar. Yine 2 sene öncenin bir haberi. Az yağlı beslenme ölüm riskinizi %25 arttırıyor. Bu Türkçesini bulamadım ama yabancı uluslararası basında çok yer aldı. Tabii az yağlı beslenme burada vegan yani hayvansal gıdalardan az beslenirseniz ölme riskinizi %25 arttırıyordur. Bu çalışma bizim üniversitede de ders olarak biz işlediğimiz için çok hakimin. Pew çalışması, Türkiye'de dahil birçok ülkede yapılan bir çalışma bu. Ben şimdi size çalışmayı anlatacağım. Siz kimin neler öldüğünü anlayacaksınız. Çalışma dünyadaki birçok ülkeden insanlarla yapılmış, normal vatandaşlar yani hastalarla değil.
Amerika var, Kanada var, İsveç var, Bangladeş var, Endonezya var, işte Pakistan var. Yani açlıktan ölen insanlar da var. İşte Ferrari ile gezen insanlar da var. Ve buldukları şey şu, yani yaptıkları şey şu. Amerika'da, Kanada'da, İsveç'te yaşayan, et tüketen, tansiyonları düşük, sigara içmeyen, üniversite mezunu ve sağlık hizmetine erişimi, bu birebir çalışmadan alıyorum. Sağlık hizmetine erişimi çok kolay olan insanlarla Bangladeş'te yaşayan, Çin'in kırsal kesiminde yaşayan, çok fakir, sağlık hizmetine erişimi bir gün uzaklıkta olan, sigara içen, tansiyonları yüksek insanları karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki, işte bakın sigara, et yemeyenler daha kısa yaşıyor, et yiyenler daha uzun yaşıyor. Nerede sebep sonuç ilişkisi? Yok. Ve bu çalışma günlerce basını işgal etti ve gerçekten vegan olmak isteyen insanlar bu çalışmayı görüp ya ben vegan olursam, az yağlı beslenirsem erken öldürüm korkusuna kapıldı. Çünkü çalışma size bunu veriyor, basın alıp onun içinden bir cümleyi kendine güzel paketliyor, o basındaki haberi gören vatandaş da koşup koşup ya işte bak ne oldu diye bana geliyor. Biz de sonra ayıkla pirinci taşıdık. Bilim dünyasını şimdi tabii tam kötülemek doğru olur mu tartışılır. Yani şöyle, bu etin sağlıklı, sütün sağlıklı olduğuna hizmet eden onlarca, yüzlerce yayın var. Ama ben bugün burada karşınızda bunları anlatıyorsam, bunun aksini söyleyen yayınlar da olduğu için. O yüzden bir anda bütün bilim dünyasını çöpe atmamak lazım. Sonuçta burada iş bize düşüyor aslında. Orada bilim okur yazarlığı gerçekten çok önemli. Her söylenene inanmama, detayına inme, araştırma. Mutlaka bunun içinde bir git yeniği vardır değil mi? Yani bu veganlığı lehimde aleyhimde de olsa mutlaka detaylarına inip nerede bir hata olabilir gözüyle bakmak lazım. O yüzden tüm bilim dünyasını karalamak gibi bir niyetim yok. Çünkü gerçekten bu konuda çok iyi çalışmalar yapan doktorlar da var. İkisi örneğini burada koydum yani araştırmak isterseniz diye. Bunların çok güzel diyabeti sadece vegan beslenmeyle diyabette ilaçlardan kurtulabileceğinizi söylüyor. Yani yaşamınızı uzatan, genlerinizi değiştiren çalışmaların sahibi bu iki doktor. Sonuç olarak yani medya veganlığa karşı, çünkü medya, ben bir doktorum ve 2,5 yıl önce de bir doktordum ama 2,5 yıl önce vegan değildim ve bu konuda hiçbir fikrim yoktu bu konuda bir eğitim olmasına rağmen. Medyada bizim vegan olmamış halimizdeki insanlarla dolu. Bu yüzden onlar da hem kendilerini hem de kendileri gibi olan insanları rahatlatmak için çabalıyor. Burada biz daha fazla sorgulamalıyız, daha fazla detaya inmeliyiz veya detaya inen insanları takip etmeli, araştırmalı, soruşturmalıyız ve sonuç olarak ben medyanın da tıpkı bizim vegan olduğumuz gibi bir gün veganlığın yanında olacağına inanıyorum. O yüzden savaşmayı bırakmayalım, çalışmaya devam. Teşekkür ederim.